Bismillahirrahmanirrahim. Bâb-ı recüli yuhrimu ve aleyhi kamisun. Keyfe yenbeği lehu en yehle'ahu. Bâb-ı recüli izafe edersek ise müfrede böyle okunur. Bâb-ı recüli. Yok, bir de var ki bâb-ı cümleye izafe edersek ise bâb-ı recüli yuhrimu ve aleyhi kamisun. Keyfe yenbeği lehu en yehle'ahu. Her ikisi de caiz oluyor. Er-racülü racül, yuhrim ve ihram ediyor. Ve aleyhi kamisun, onun üzerinde de kamis vardır. Yani entari vardır. Keyfe yenbeğiyle, bu adama nasıl layıktır ki en yehle'ahu, onu çıkara. İhrama girecek. Onu nasıl çıkaracak, ne şekilde çıkaracak, onun beyanındadır. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء ابن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. جابر بن عبد الله diyor ki ben Peygamber Efendimiz yanında oturuyor idim. Fil mescidi, mescidi şerifte. Fakat da parçaladı kamisehu, entarisini min ceybihi, ceybinden, yani önündeki yakasından durdu, yenişe aşağı yırttı Peygamber Efendimiz. Hatta ahracahu, onu çıkardı, entarisini min ricleyhi, ayakları tarafından çıkardı. Fenezarel kavmu, cemaat baktılar ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e nezar eyledi, baktılar ki ne yapıyor. Fekale, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, İnni umirtu, ben emrolundum. İnni emertu, ben emreyledim. Bibüdüni bedenelerim mi? Elleti öyle bedeneler ki be'astu biha, ben onu gönderdim. Mekke-i Mükerreme'ye gönderdiğim bedeneleri ben emreyledim ki en yukallede teklid gilade asla onların boyunlarını el yevm, bugün. Gün tayin etmiş ki filan günü gönderdikim bu bedenelere boyunlarına kilade takın. Ve yüş'are, hem de iş'ar olunu ala keda ve keda, şöyle şöyle. Yani onların ürküşlerine yara vururlar ki kimse bilmesin. Onların kurbanlık için olduklarını herkes anlasın. Boynundaki kilade, bir de o ürkücüne vurdukları yara. Bunu gösterir ki yani bunlar kurban olacak, kimse bilmesin ve onlara hürmet etsinler. Onun için ben böyle gönderdim ve bugünü de tayin etmiş oldum. فَلَبِسْتُ قَم۪يس۪ي وَنَس۪يتُ, ben unuttum, bugün kümlekimi giydim. Yani ihrama girmiş olacaktım, unuttum, derbisemi giydim. فَلَمْ اَكُنْ لِأُخْرِجَ قَم۪يس۪ي, ben فَلَمْ اَكُنْ olmadım, لِأُخْرِجَ قَم۪يس۪ي, entarimi çıkarmak için olmadım, مِنْ رَاس۪ي, baş tarafından. Onun için entarimi öyle baş tarafımdan çıkarmak bu bana olmadı. Onun için bunu yırttım, ayak tarafımdan çıkardım. Ve kâne be'ase, Peygamber Efendimiz göndermişti. Bibüdünihi, bedenelerini ve ikame, kendisi de ikame buyurmuştu. Bilmedineti, Medine-i Münevvere'de. Kendisi hala çıkmamış, bedeneleri göndermiş. Bedeneler ki deve, sığır, en çok deveye itlak edilir. Kurbanlık develer. Göndermiş ve bir gün de tayin etmiş ki fülenci günü bunların boyunlarına kılade asın ve ürküşlerine de alamet yapın, işar yapın, yaraya vurun. İşte o günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihrama girecekmiş, unutmuş, girmemiş. Mescid-i Şerif'te hatirine gelmiş. Onun için hemen elbiseyi hatirine geldiği gibi yakasından yeni şaşağı yırtmış ve entarisini çıkarmış. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun, bir kavim zahip oldular ilahada bu kavle. Fekalu, dediler ki la yembeği lil mührimi, mührime layık değildir en yehle'ahu, entarisini çıkara. Kema yehle'ul helalu, helal ihramda olmayan bir adam çıkardığı gibi kemisehu, entarisini. Onun gibi değil. Helal olan bir adam çıkarması başka olacak, ihrama İhramda olan bir adamın çıkarması başka olacak. لَاَنَّهُ اِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ, eğer helal bir adamın entari çıkarması gibi çıkarırsa غَطَّى رَأْسَهُ, başını örtmüş olur, yukarı başından
entariyi çıkarırken başını örtmüş olur. Ve zalike, halbuki başını örtmek de aleyhi mührim olan bir kimseye haramın haramdır. Fe ümire, o adam emrolundu bir şekkihi yırtmasıyla lizalike o entariyi. Yani gökyüz tarafındaki yaka tarafını tutacak, yeni şerşahı yırtacak, o surette çıkaracak. Ayak tarafından hiç başına değmeden. Bu kavim buna zahip oldular. Ve halefen fî zâlike âkharûn, diğer bir kısım alimler bunlara muhalefet ettiler. Fekalû, dediler ki vel yenzi'uhu, belki onu çıkarır, nez'en, çıkarmakla. Bir helal bir adam nasıl çıkarırsa o da öyle çıkarır. Yırtmaya lüzum yoktur, dediler. Vehteccû, delil getirdiler fî zâlike, bu mesele hakkında bi hadîsi Ya'le ibn-i Ümeyye. Ya'le ibn-i Ümeyye'nin hadîsiyle ihticac ettiler. Ellezî, öyle hadis ki, ellezî, öyle Ya'le ibn-i Ümeyye ki, ehreme ihram etti ve aleyhi, anın üzerinde de orucuydu, cübbetün bir cübbe. Fe'etâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldi. Fe'emerehu, Peygamber Efendimiz de ona emriyledi. En yenzi'aha, o cübbeyi çıkara, nez'en, çıkarmakla. Çıkarmakla çıkara. Yukarıda geçti. Vakat zekerine zalike, biz bunu zikreyledik fi bab-ı tatib indel ihram, ihram vaktinde koku sürünmek babında bunu beyan eyledik. Fakat burada bunu İmam-ı Tahavi bu kavmin delilini getiriyorlar, ama cübbenin zaten ön tarafı yırtık olur. Onun için hemen kollarını çıkarıverdiği gibi mesele tamam oldu işte. Entariyi de ön tarafını yırttığı gibi o da bunun gibi oldu. Yani bu pek delil olmaz. Bunu getirmişler, bununla istidlal ediyorlar ama bu delil olmaz. Zaten o entariyi de yırttığı gibi o da cübbe gibi oldu. Kollarını çıkardı, tamam. Başını ötmüş olmaz ki. Fakat halefe zalik, bu muhalif oldu. Hadise Cabir'in hadisine muhalif olmadı. Hakikaten muhalif de değildir, ikisi de bir. Ellezî zekerine, bizim zikrettiğimiz Cabir'in hadisine. Ve isnâduhu, bunun isnadı da ehsenü min isnâdihi, onun isnadından ehsendir. Yani eğer cübbe dikilmiş olsa ön tarafı, o entari gibi ise onu bilmiyoruz. O zamanki cübbeler nasılmış? Böyle dikili ise eğer, entari gibi ise doğru, o vakitte muhalif olur. Onu çıkarıverir. Ama bizim hali hazırdaki cübbeler gibi önü aşağısına kadar yırtık ise delil olmaz. Fakat onu öyle farz edelim, muhalif olduğunu farz edelim. İmam-ı Tahavi diyor ki, bu Ya'le ibn-i Ümeyye'nin hadisinin senedi daha güzeldir. Hazreti Cabir'in rivayet etmiş olduğu senetten. Onun için bu ikinci kavim bunu aldılar. Ve inkânet hâziyle şeyâ, eğer bu eşyalar sabit olursa, tesbütü sabit olursa, bi sihhatil isnâd, senetlerin sihhatiyle, fe inne hadîse Ya'la, Ya'la'nın hadisi, me'ahu, bununla beraber, senedinin sahih olmasıyla beraber, min sihhatil isnâd, isnadın sihhatinden olucudur, ma ol bir şey ki, leyse me'a hadisi Cabir, Cabir'in hadisinde o kadar sihhat yoktur. Ondan daha kuvvetlidir Ya'la'nın hadisi. Ve emmâ ve çüzâlik min tarîkin nazar. Emmâ nazar tarîkine gelince, fe innâ râyînâ, biz gördük. Ellezîne, şöyl bir kimseleri ki, kerihû, kerih gördüler. Nez'el kemîs, entaranın çıkarmasını kerih gördüler de yırsın dediler. İnnemâ kerihû zâlik. Onu nez'i, çıkarmayı kerih gördüler. Ne için? Leennehû yugattî râsehû. Çıkarırken başını örter. اِذَا نَزَعَ كَمِيسَهُ, entarisini çıkardığı vakitte başı örtülür de bu da caiz değildir. Bunun için فَاَرَدْنَا, biz murad eyledik o vakitte, اَنَّنْ زُرَ, bakalım هَلْ يَكُونُ تَغْطِيَةُ الرَّاسِ فِي الْاِحْرَامِ, ihramda başı örtmek olur mu? عَلَى كُلِّ الْجِهَادِ, başın her tarafını örtmek üzere tağtiye olur mu? مَنْهِيَّنْ عَنْهَا, ondan nehyedilmiş mi? اَمْلَا edilmemiş mi? Bir de bakalım ki ihramdaki bir adam başının üzerine bir şey koydu. Başına örtülmüş oldu. Bu nehyedilmiş mi, edilmemiş mi? Başına bir şey giymek başka, başına helal bir adamın giymesi gibi giymesi bu başka.
Bir de var ki başına bir şey koydu da başının bir kısmı örtülmüş oldu. Bu da başka. Bunu araştırdık. Fereyna biz gördük ki el mührimem ihrama girmiş bir adamı gördük ki nühiye nehyedildi. En lübsil kelanisi takke giymeden vel emaimi sarık sarmadan vel beranisi burnuz. Tekke olsun, keçe gibi bir şey olsun başına giymesi, sarık sarılması bunlardan nehyedildi. Fehiye bu eşya en yelbese râsehû şeyen başına bir şey giye. İşte nehyedilen şey bu. Niye nehyedildi? Fehiye en yelbese râsehû şeyen başına bir şey giymekten nehyedildi. Kemânühüye en yelbese bedenehul kemis entari giymesi nehyedildiği gibi bunlardan da nehyedildi. Ve reynel mührime mührimi de gördük ki levhemele ala rasihi başına bir yük korsa şeyen bir şeyi başına hamletti yani bohçasını sardı siyaben ev gayriha ister siyab olsun ister başka bir şey olsun başına koydu. Lem yekun bizalike bazen bunda beis yoktur. Adam elinde ağırlık ediyor da başının üzerine koydu. Yükü başında götürüyor. وَلَمْ يَدْخُلْ Bunda beş yoktur. وَلَمْ يَدْخُلْ ذَٰلِكْ Bu dahil olmadı. فِي مَا قَدْ نُهِيَ Nehyedilen şeye dahil olmadı. O nehyedilen de neden? اَنْ تَعْفِيَةِ الرَّاسِ Başı örtmekten neyle? بِالْكَلَانِيسِ Gelen süvelerle. Fes olsun, keçe olsun, tekke olsun. Başını örtmek caiz değil ya. Bu onlardan değil. Başına yük koymak onlardan olmadı. وَمَا اَشْبَهَا Kalanis gibi bir şeyle başını örttü, sarığına marığına sardı. لَنْهُ غَيْرُ لَابِسٍ Bu adam onu giymiş değildir. Başına yükü koymuştur. Giymiş başka, başına bir şey koymak başka. فَكَانَ النَّهْيُ نَهِي oldu. اِنَّمَا بَكَعَ مِنْ ذَلِكْ Bundan nehi vakı oldu. اَلَا تَعْطِيَةِ مَا Şul bir şeyi örtmek ki يُلْبِسُهُ onu ilbas eder اَرَّاسَ başa. Başına bir şeyi tamamıyla örter, giyer. Nehi bundan oldu. La ala gayri zalik. Baş bunun gayrisine nehi olmadı. O da neden? Mimma yugatti bihi. Başı tatiye eder ama giymiş değil. Nitekim işte yükü aldı başına koydu. Başının bir kısmını tatiye etti ama fakat ilbas yok. İlbas giyecek onu. Bu giymiş değil. Bunun ikisinin farkı oldu. Ve kezalike lebdan. Bedenler de böylecedir. Nühüye an ilbasiha el kemise. Bedene gömleki giydirmeden nehyedildi. Entariyi giymeyin. Bundan velem yunhe nehy olunmadı. En tehalliha bil üzüri izarlar ile tehalli etmekten. Yani izari etrafına sarıp da setre avret etmekten. Bundan nehyedilmedi. Entariyi giymiyor ama fakat vücuduna ihramın bir kısmını alıp belden aşağısına ki buna üzür, izar derler. Şimdi üzür gelir. Bir kısmını da alıp omuzlarını alıyor. Bunda nehyedilmedi ya. Demek ki tabii helal olan bir adam nasıl giyerse o şekilde giymeden nehyedildi. İlla vücuduna bir şey değmeyecek değil. İlla işte ihramlar da giyiyor. Baş da böyle. Başına bir kofiye, bir kalensüve, bir fes geçirmesi, giymesi caiz değil. Ama başına bir şey değmiş, yük almış başka bir şey. Bunda beis yoktur. فَلَمَّا كَانَ وَقْتَكِ اُلْدِ مَا اُلْ بِشَيْكِ ذَكَى عَلَيْهِ النَّهْيُ Nehi vakı olan şey, min hâzâ bundan firrâsi başla. اِنَّمَا هُوَ اُلْدِ الْاِلْبَاسِ اِلْبَاسِ اُلْدِ Nehi olunan şey nedir? Başa giymek, giydirmek. لَتْ تَعْطِيَ Yoksa başı bir kısmını örtmek değil. اَلَّتِي öyle تَعْطِيَ ki لَيْسَتْتِ اِلْبَاسِنْ İlbas değil. Başına bir şey koymuş, giymemiş. Evet, bu değil. Ve kâne izâ nez'a kemîsehû kemisini, gömlekini çıkardığı vakitte de felâkâ zâlik bu mülâkû oldu râsehû başına entariyi çıkarırken başına değdi. Feleyse zâlike bi ilbâsin bu ilbas olmadı minhu adam da bir râsehî başına giydirmek olmadı. Şeyen bir şey olmadı. Başına bir şey giydirmiş olmadı bu. İnnemâ zâlik bu tâtiyetü minhu adamdan tâtiyedir lirâsî başını en tarçını çıkarırken başına değdi. O kadar tâtiyeden murat burada değmedi. Evet, bu tâtiye başka, ilbas başka.
Fakat sebete sabit oldu bima zekerine bizim bu zikrettiğimizde ki ennen nehye nehy en lübsil kelanis kalen süveleri tekkeleri giymekten nehy len miyaka vaku olmadı ela taatiyetir resi başa bir şeyin değmesine olmadı. Ve innema vaka vaku oldu ela ilbasir resi başa giydirmeye vaku oldu fi halil ihram ihram halında. Neyi? Ma ol bir şeyi giydirmek ki yelbesü giyer. Fi halil ihlal, ihlal halında giydiği gibi ihram halında da o şekilde giyerse nehi bundan vaku oldu. Felemma harece bizalik. İşte bu sebeple baktaki çıktı. Ma asaber rase başa isabet eden şey minel kemisi gömlekten, entariden öyle entari ki el menzu çıkarılan min hali taatiyetir resi başın taatiyesi halinden isabet eden öyle taatiye ki el menhiyye anha anda nehyedilmiş. Sebete evet bu çıktı. Yani ihrama girerken başını örtmek haramdır. Fakat bu aziz entarisini çıkarırken başına değmiş. Bu entariyi çıkarırken başına değmesi o nehyedilen tabiyeden hariç kaldı. O başka oldu, bu başka oldu. Öyleyse sebete sabit oldu ki ennehu la bâse bizalik entariyi çıkarmakta beis olmadı. Entariyi baş tarafından da çıkarmada beis yok. Çünkü başına hususi bir şey giymiş manasına değil ki entariyi çıkarırken başına değecek o kadar. Bunda da beis yok. Kıyasen ve nazaren ala ma zekerna bizim bu zikrettiğimiz kaidelere kıyasen ve nazaren bunda beis olmadı. Ve hâzâ kavlu ebi Hanife'de ve ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahimahumullahu teâlâ. Bu üç imamın kavli de budur. وَكَدْ اِخْتَلَفَ الْمُتَكَدِّمُونَ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ülema-i mütekeddimun ihtilaf eylediler. Şimdi İmam-ı Tahavi bu ihtilafı beyan ediyor. Rivayetlerinin birinci rivayet şu. حَدَّسَنَا صَالِحُ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بِنْ مَنْسُورُ قَالَ حَدَّسَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عن الحسن يعني حسن بسيط وذاك من عن محمد بن علي محمد بن علي محمد بن حنفية حضرت علي كرم الله وسلم مقدم مكرم لدي ondan rivayet ediyor ve akhbarana yani İmam Tahav diyor ki Salih bin Abdurrahman haber verdiği gibi bize yine haber verdi rivayet eyledi Mughiretu an İbrahim ve Şabi ennehum kalu Salih, Mughire ve Şabi bunların üçü de dediler ki اِذَا اَحْرَمَ الرَّجُلُ bir adam ihram ederse وَعَلَيْهِ قَمِيسٌ onun üzerinde de entari var ise فَلْيَخْرِقُهُ فَلْيَخْرُقُهُ iki babdan da istemali var. Onu yırtsın. فَلْيَخْرُقُ عَلَيْهِ o entariyi yırtsın. Hatta يَخْرُجَ مِنْهُ hatta ondan çıksın. Yırtsın da çıksın. Bu demek ki yaka tarafından tutacak, yeni şarşağı yırtacak, ondan sonra ondan onu çıkarmış olacak. Haddesena Revh ibn-ül Ferj, kâle haddesena Yusuf ibn Adi, kâle akberena şerikün, an Salimin, an Sa'id ibn-i Cübeyr'in radıyallahu anhu mislehu. Sa'id ibn-i Cübeyr radıyallahu anh'dan da böyle rivayet edildi. Yani hali tebiisiyle çıkaracak değil de ön tarafından yırtacak. O şekilde onu çıkaracak. Haddesena Süleyman ibn Şaib kâle haddesena Abdurrahman ibn Ziyad kâle haddesena Şubetü anil Mughirete ve Hammadin an İbrahim'e kâle İbrahim'den, İbrahim'in Nakhay'den rivayet ediyorlar ki اِذَا اَحْرَمَ الرَّجُلُ bir adam ihram ederse ve عَلَيْهِ قَمِيسٌ onun üzerinde de entari varsa kâle اَحَدُهُمَا birisi dedi ki يَشُكُّهُ شَكْ eder. Yani onu yakasından tutar, yırtar. وَقَالَ الْآخَرُ öteki de dedi ki يَخْلِعُهُ مِنْ كِبَلِ رِجْلَيْهِ ayak taraflarından çıkarır. Baş tarafından değil de ayak tarafından çıkarır. İkisi bir manaya gelir. Yani şek eder ki baş tarafından çıkarmaz, yırtar. Yırttığı gibi haliyle onu çıkarmış olur. Öteki de diyor ki يَشُكُّهُ değil de يَخْلَعُهُ yani ibare muhtelif olur. Ayak tarafından çıkarır. Ayak tarafından çıkarılması için gene yakasından gitmesi lazım.
Haddesena Süleyman'ı kâle haddesena Abdurrahman kâle haddesena Şöbetven Katâdeten Atâ ibn-i Ebi Rabah enne racülen yukâlu lehu Ya'la ibn-i Ümeyye. Atâ ibn-i Ebi Rabah dedi ki bir adam ki ona Ya'la ibn-i Ümeyye derler. Ehreme ehreme iledi ve aleyhi cübbetün onun üzerinde de bir cübbe var idi. فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَاَنْبَرَ فَنُّزُ اُنَا اَمْرِيْلَدِ اَنْ يَنْزِعَهَا Onu nez'ede çıkara. قَالَ قَتَادَتُ Katade diyor ki قُلْتُ لَعَتَائِنْ Ataya ben dedim ki اِنَّمَا كُنَّا نَرَى Biz görürdük ki اَنْ يَشُقَّهَا Onu yırta. Yani ön tarafından yırta. Halbuki sen burada rivayet ediyorsun ki çıkara. Yani hali tebiyesiyle çıkara. Halbuki biz bunu yırtmasını görürdük, öyle bilirdik. Fekale Ata, Ata dedi ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ Cenab-ı Hak fesadı sevmez. O entari yırtarsa o entari harap olur. Fesada gider. Cenab-ı Hak fesadı sevmez. Şimdi yukarıkiler dediler ki şekkedir çıkarır. Bunda da nez eder. Hali tebiyesiyle yani yırtmaz. Hali tebiyesiyle çıkarır. Böyle geldi. Haddesana Süleyman'u kal, haddesana Abdurrahman. قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة الأزدي أبي سلمة الأزدي diyor fakat doğrusu أن أبي مسلمة الأزدي مسلمة قال مسلمة dedi ki سمعت عكرمة إكرمي işittim ve سئل halbuki o sual edilmişti عن رجل bir adamdan ki أحرم إحرام eyledi ve عليه قباء onun üzerinde de قباء vardı kaba ve aleyhi kabaun onun üzerinde de bir kaba vardı yani cübbe kâle yehle'uhu onu çıkar dedi hal eder fahâda atâun ve ikrimetü işte atâ ve ikrime kad hâlefe muhalif oldular İbrahim'e ve Şâbiye İbrahim ve Şâbiye muhalefet eylediler daha kime ve Said ibn-i Cübeyr Said ibn-i Cübeyr'e de muhalefet eylediler ve zehebâ bunlar zahib ol ilâma Zehaba gittiler ila ma'ul bir şeye ki zehebna biz gittik ileyhi ana min hadisi Ya'la Ya'la'nın hadisinden alarak bizim gitmiş yolumuz mesela bunlar da gittiler ki yani onu yırtmaz hali tebiisiyle çıkarır o elbise de harap olmamış olur. Şimdi İmam Ebu Hanife ve Yusuf ve Muhammed Rahimahumullah'ın kavli yırtmaz hali tebiisiyle çıkarır. Mütekeddiminden de ihtilaf oldu. Onlar da İbrahim ve Şabi'den ve Said ibn-i Cübeyr'den gelen rivayette yırtar. Ata ve İkrime'den gelen rivayette de yırtmaz. Yani bu mesele ihtilaflı olduğundan her iki tarafında delilleri var. Fakat İmam Ebu Hanife ve Yusuf ve Muhammed Rahimahumullah Teala'nın tercihleri hali tebiyesiyle çıkarır, yırtmaz. Mesele burada böyle nihayet buluyor. Vallahu Teala alem. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم